tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Bahçeci ile beraber. Bir diğer sorumuz, sperm ve yumurta kalitesi nasıl arttırılır hocam? Evet, bu bize çok sorulan bir soru. Herkes bunu öğrenmek istiyor. İşte sperm sayım az, nasıl düzeltirim? Medikal tedavi. Yumurtalarım çok azaldı, bunu nasıl düzelteceğiz? Bunun tedavisi yok mu? Veyahut da vardır. Yani bunun tedavisi vardır, siz bunları verin ve bunları düzeltelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bunları düzeltmek için bir takım ilaçlar var. Fakat bunlar, tamamlayıcı tedavi diyoruz bunlara, bunlar henüz kanıtlanmamış ve bugüne kadar kullanılanlardan istenildiği kadar bir başarı elde edilememiş. Bu nedenden dolayı bu ilaçlara çok güvenmiyoruz. Hatta bazıları hala çok popüler olsa dahi kullanmıyoruz. Ama hastalara bir takım tamamlayıcı tedaviler, gıda takviyeleri yapıyoruz. Ama bunun ötesinde hastanın dikkat etmesi gereken şeyler var bence. Bunlardan bir tanesi, yani hekime gitmeden de, eczaneye gitmeden de yapılabilecek şeyler bunlar. Nedir? Birincisi sigara. Sigarayı kesinlikle bebek sahibi olmak isteyen çiftler sigara içmeyecekler. Çünkü sigara kadında yumurtalık rezervinin azalmasına neden oluyor. Erken menopoza kadar gidiyor, neden oluyor. Kadında DNA, erkekte ise DNA kırıklarına neden oluyor. Ve bu DNA kırıklarının sonucunda da hem gebelik üzerinde olumsuz etki yapıyor, hem de gebeliğin devamı üzerinde olumsuz etki yapıyor. Yani sigara bizim en büyük düşmanlarımızdan biri. Bir diğer konu, alkol alımı. Alkol alımı konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse alınmaması gerekiyor. Çünkü alkol alımı da gene olumsuz etki yapıyor. Özellikle daha böyle alkol seviyesi yüksek olan içkilerden kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Bunlar kesinlikle zararlı etki yapıyorlar. Bir diğer şey işte kahve, çay falan bunları içelim mi? Ya bunları içebilirsiniz ama bunların miktarını abartmadan içmeniz lazım. Miktarını az tutmanız lazım. Ne kadar bunları az tutarsanız o kadar iyi olur. Bir diğer şey, yaşam şekline girmeden önce işte erkeklerin çok yoğun bir şekilde sıcak ortamlardan kaçınması gerekiyor. Çünkü tesisler dışarıda, sıcak uygulamaları özellikle bunlar örnek olarak fırıncılar verirler. Sıcak uygulamaları sperm sayılarını azaltan etki olarak karşımıza çıkıyor. İşte saunaya girmek gibi sıcak şeylerden, ortamlardan kaçınmaları gerekiyor. Şimdi bütün bunları yapılması gereken çok da net şeyler işte sigara, alkol, kahve bunlar açık, ne olduğu açık ve bugüne kadar ne kadar olumsuz etki yaptıkları ortaya çıkmış. Bunları kestiğiniz zaman kesinlikle pozitif bir oluşumla karşılaşacaksınız. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Bunun dışında İki tane şey yapılması gerekiyor. Yani aslında bakarsanız yaşam şeklinizi tamamen değiştirmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi beslenme. Şimdi beslenme olarak benim görüşüm şu. İnsanlar karınlarını düzgün bir şekilde doyuruyorlarsa iyi besleniyorlar demektir. Biz öyle bir ortamda yaşıyoruz ki yaşadığımız yer Akdeniz coğrafyası. Akdeniz coğrafyasının özelliği yeşilliklerin, zeytinin, zeytinyağının yani sağlıklı beslenme ortamının olduğu bir ortam. Bugün bütün dünyada İsterseniz onkoloji tedavisi alın, isterseniz infertilite tedavisi alın, isterseniz kalp hastalığı nedeniyle tedavi alın. Önerilen şey Akdeniz diyeti. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Yeşilliklerin olduğu, işte sebzelerin, meyvelerin olduğu, baklagillerin olduğu, gerekirse tahılın, etin veya balığın ve işte süt ürünlerinin dengede olduğu bir diyet. Bu nedenden dolayı öncelikle bu noktada yoğunlaşmalarını ve buna önem vermelerini istiyorum. Ama asıl ikinci önemli şey, bence bu hepsinden daha da önemli, egzersiz. Yani bu hastaların egzersiz konusunda çok çok radikal olmaları gerekiyor. Yani ben hastalarıma şey diyorum, haftada 5 gün 5'er kilometre yürüyün. Çok gibi geliyor onlara. Fakat bir süre sonra bunu yapıyorlar ve yaptıkça da mutlu oluyorlar. Örneğin işte bir binaya mı çıkacaksınız 4 kat? Canım sizler genç insanlarsınız. Genellikle çocuk sahibi olanlar hepsi genç insanlar. Yürüyerek çıkın, asansörle çıkmayın. Çünkü İlk insan dünyada olduğundan beri en önemli faktörlerden biri egzersiz. İnsan sabah kalktığı zaman kahvaltı önüne getirmiyorlardı o dönemde. Ne yapıyorlardı? Gidiyordu, avlıyordu, buluyordu, tarıyordu ve ondan sonra kahvaltısını yapıyordu. Yani hareket ediyordu. Bu sebepten dolayı önemli olan benim kanımca egzersiz yapmak, yemeği aşırıya vardırmamak, Akdeniz tarzı, bizim tarzımız doğal beslenmeye gitmek, sigara, alkol gibi zararlılardan kaçınmak,
İşte bu keyif için içtiğimiz şeyi, kahveyi veya çayı da minimal düzeye indirmek, mutsuz olmamak, yani orada da her şeyi kesmiyoruz. Mutsuz olmamak, onları da minimal düzeye indirerek yaşamı devam ettirmek. Her şey kendine iyi bakmayla başlıyor galiba. Tabii her şey kendine iyi bakmayla başlıyor. Peki stres faktörü? Stres. Şimdi stresi ölçemiyoruz. Muhtemelen etkisi vardır. Bunun kanıtı da bende şöyle var. Biz tüp bebek yapıyoruz hastalara. Gebe kalıyorlar, doğuruyorlar. Yıllarca gebe kalamamıştı. 8 yıl, 10 yıl gebe kalamamış. Ama bir problemi de yok aslına bakarsanız. Gözüken bir problemi yok. Tüp bebekten sonra gebe kalıyor. Problem değil, doğuruyor. Bir süre sonra bunlar telefon ediyorlar. Hocam işte gebe kaldım tekrar. Hocam gebe kaldım tekrar. Bunlar da yaklaşık olarak tüm tüp bebek uygulamalarının %20'si civarında. Muhtemelen işte bu şey, gebelik ve bu gebelik sonucunda elde edilen bebek onlarda bir stres ortamını kaldırıyor ve buna bağlı olarak da gebe kalıyorlar. Ama bir de öte tarafı var. Bugün Türkiye'ye çok sayıda göçmen geliyor. İnsanlar ülkemizde yaşıyorlar. Ülkelerini terk etmişler. Bir takım sıkıntıları var ama onlar da gebe kalabiliyorlar. Yani hem etkilidir hem etkili değildir. Kesinlikle stresten olamıyor deyip olayı küçümsememek gerekir diye düşünüyorum. Ama stresin de muhakkak olumsuz faktörü vardır. Bence tabii ki bu insanların çok daha rahat ortamda olmaları, kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Etrafının bunlara biraz daha iyi davranması gerekiyor. Yani bunlarda ya senin çocuğun var mı? Senin çocuğun olacak mı? Çocuk düşünüyor musun? Bunları sormak bile bunları rencide ediyor. Bunları üzüyor. Bu nedenden dolayı bunlara daha yumuşak yaklaşmak gerekiyor. Ama %100 stresten gebelik olmuyor diyemeyeceğimiz gibi stresin hiç etkisi yoktur da diyemeyiz. Muhtemelen bir etkisi söz konusudur diye düşünüyorum. Öncelikle kendinize iyi bakmanızı diliyoruz tabii ki. Tüp bebek tedavisinde yumurta ve sperm kalitesi nasıl arttırılır? Bu çok merak edilen sorulardan biriydi. Tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bahçeci yanıtladı. Teşekkür ediyoruz. Evet.